İyi günler sevgili izleyiciler. Saatler 11 oldu. Halk TV'desiniz. Yazı İşleri programı başlıyor. Evet, bugün konuğum gazeteci dostum, büyüğüm diyeceğim. Ve 30 yıl önceden aynı gazetede bir dönemde birlikte çalıştığımız Orhan Bursalı. Epey zaman çalıştık. Tabii uzun bir süre çalıştık evet. Ama hayli eskide yani evet. Ta 90'lı yıllara kalan. 80'in son tabii. Günaydın gazetesi evet. O zaman. Haldun Simavi'nin o meşhur Günaydın gazetesi. Şimdi Orhan Bursalı geçen önceki hafta burada olacaktı. Hatırlayacaksınız. Fakat Beşiktaş Belediyesi bilemediğimiz bir nedenle bu bulunduğumuz yerin kaldırımlarını değiştiriyor. Ona başladılar. Fakat başladıkları noktada bir önemli elektrik hattı geçişi varmış. İşte kazı sırasında işçilerin can güvenliği haklı, ona bir şey diyemiyoruz tabii. O nedenle orası kazılıncaya kadar elektrikleri kesti. O arada biz de yayın yapamadık. İşte aradan bir hafta daha geçti. Neyse bugün tekrar sözleştik. Stüdyomuzda tekrar hoş geldin diyorum abi. Hoş bulduk. Şimdi tabii ilginç olaylar var. Bir kere dün hani tam yayına girerken söylediğim Londra'daki patlama arkasından hakikaten IŞİD, DEAŞ artık adına ne derseniz ama sonuçta radikal bir dinci terör örgütü çıktı. Bir Batı ülkesinde bir de çocukları hedef alan ve bu kadar büyük bir ölüm olayına neden olan bu saldırı herhalde özellikle Batı dünyasında çok konuşulacak. Ve arkasından ne gelir tabi bunları da tahmin etmek zor ama Türkiye'ye geldiğimiz zaman Türkiye'ye dün akşam yine çok ilginç bir olayla sarsıldı ya da biz öyle diyoruz da işte bir kesim de bayram yapıyor. Onu da ayrı bir olay. 70 günü aşkın süredir açlık grevi yapan bir akademisyen, bir öğretmen dün gözaltına alınmışlardı. Akşam mahkemeye çıkarıldılar. Mahkemede tutuklanmalarına karar verdi. Şimdi ortada garip bir durum var. Gerekçe tabii çok enteresan. Şöyle bir cümleyle hemen söyleyeyim. Ölümden ne çıkarınız var diye sormuşlar. Yargıyı engelleyecekleri, adaletin sağlanmasını engelleyecekleri gerekçesiyle tutuklanmaları daha iyi demişler. Şimdi çok basit bir örnek hemen vereceğim. Fethullahçı terör örgütü davasından işte bir süre önce tutuklanan ama arkasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan bir damat. Biliyorsunuz Sara hastalığı nedeniyle işte hapishanede kalması uygun değildir. Bir sağlık kurumunda tedavisi gerekiyordur diyerek çıkarıldı hapisten. Çıkarıldığı günden beri gören yok. Onca çağrıya rağmen hani en azından ben buradayım gibi bir açıklama ya da kayınpederinin ya çocuk bizde kalıyor merak etmeyin falan gibi de bir açıklama yok. Ama 70 gündür açlık grevi yapan ve bedenen artık hareket etmeleri bile zorlaşan iki kişi aman düzen bozulmasın, adalet yerine gelsin diye tutuklanıyor. Tabii bunu nasıl izah ederler bilemiyorum. Onun dışında işte sözcü operasyonu biliyorsunuz yapıldı. Hala ifadeler alınmadı, mahkemeye çıkarılmadılar. Neden? 19 Mayıs gününden beri ikisi gözaltında tutuluyor. Bir diğer isim de dün kendiliğinden gitti, ben buradayım dedi, mali müdür. Ama bir işlem yapılmıyor. Bu arada bugün Tayyip Erdoğan'ın dün enteresan bir konuşması vardı. Dil üzerine konuşuyor. Ve işte bu işte arena, kafeterya, kafe falan gibi tanı kelimeler niye kullanılıyor diyor. Ve belediyeleri diyor ki kaldırın bu tabelaları. Şimdi burada da çok ilginç bir durum var. Aynı bu binalar gibi hani yüksek binaları yaptırıp ondan sonra da ya bu iyi olmadı, bu binaların olması İstanbul'u kötüleştirdi falan diye birdenbire zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkmıştı ya AKP Genel Başkanı. Şimdi dün de kendi değiştirdiği bütün o arena isimlerine ya bu ayıp oluyor, eskiden hayvanların kapıştırıldığı yerlere bir spor salonu adı veriyoruz. Ya onun gerekçesini siz yaratmıştınız. O arena olarak adlandırılan statların ya da kapalı salonların tamamına yakının adı Atatürk'tü. Atatürk'leri kaldırmak için dediniz ki kaldırın. Tabii isim bulamıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan da koyamıyorlar ayıp olmasın diye. Başka bir şey de bulamıyorlar. En kolayını bulmuşlardı. Bütün statlar oldu arena. Statlar, kapalı alanlar. Ama eski isimlerine bakın. Onların hepsi Atatürk'tü. Şimdi Atatürk'ü yok edip şimdi arenaya. Yani bu mantığı da anlamak çok zor. Evet bunları
başka günün hemen söylenecek yok. Ama tabii medyadan girmek istiyorum öncelikle. Şimdi bugünkü Cumhuriyet Gazetesi çok güzel haberler var. Yani güzel derken gazetecilik adına. Şimdi bir tanesi bu şey, savcı ölümden çıkarınız tabii nedir diye soruyor. Manşetlik yani, bir olay. Müthiş bir şey. Gerçekten. Yani iki tutukluya yani tutuklamak üzere önüne getiren 70 gündür açlık grevinde olanlara öleceksiniz. Bu bundan ne çıkar olacak umuyorsunuz? Dün herhalde bilmiyorum gazetede miydin ama hani bu hazırlanırken neler konuşuldu? Şimdi ya, oradan başlayalım bilmiyorum. Yani. Orada yoktum ben tabii orada hazırlarken yazı işte. En azından bu olayı bir konuşmamız lazım. Çok önemli bir şey tabii oradan yani. İyi şey yakalan. Bunları görmüyorlar. Şimdi yazı işleri ve medyayı tartışıyoruz. Madem öyle oradan girdik. Bu diğer gazetelerin hepsine bakmadım ama mesela Hürriyet'e baktım falan öyle daha bir şey altta. Oradan gitmiş. Altta fakat bu başlık da yok. O tutuklandılar diye falan vermiş. Evet. Ondan sonra öteki gazetelerde de zaten yok. Hiçbir şey yok. Ve çok önemli bir haber burada. Ve savcının sorusu bunu önemli bir şekilde haber yapmaları gereken, yani birinci sayfada görmeleri gereken bir soruyla karşımızda burada. Çok önemli bu. Ölümden ne çıkarınız var? Şimdi savcı bilmiyor mu? Bilir. Benim aklıma şu geldi. Birdenbire yaşamaktan ne çıkarınız var gibi bir soru bu aslında. Evet, tersine çevir. Tabii. Niye yaşıyorsunuz? Yaşamaktan ne çıkarınız var? Girin içeri, ölün orada. Şimdi bu yani onu o yolu gösteriyor. İçeri atıyor, tutukluyor ve içeri atıyor mahkemede onları. Zaten çocuklar şey söyle adını bitkin 70 günlük sadece su ve şekerli su ve B vitamini alıyorlar. Böyle bir durum ve beslenmeleri bununla sınırlı. O da işte hayatta kalıp sürdürülmeleriyle ilgili. Yok, aksi taktirde bilinç gidebilir tabii. Tabii yani, bilinç gider vesaire falan bir sürü hikaye. Zaten biraz daha sürse başka hastalıklar ortaya çıkacak. Kaçılmaz bir şekilde başka hastalıklar ortaya çıkacak. Şimdi onları alıyorsun sen, içeri atıyorsun. Bu soru o şekilde bana hemen onu uyandırdı. Siz de yaşamaktan ne çıkarınız olabilir kardeşim? Girin şu hapishane hücreleri orada rahat rahat ölün gibi böyle bir şey. Bu idam etmek gibi bir şey aslında evet. Yani. Çok ondan farklı değil. İdam yasak. Ya, yasak mı bilmiyorum. O da yasak mı değil mi? Ya, yasalar yok diyor ama birileri iki tane müşterek lider ip sallayıp duruyor sağda solda. Yani idamı getireceğiz vesaire falan. Şimdi bu bakımdan bu aslında bir onları şey yapma idam etmek gibi bir olayla karşı karşıyayız burada. Bu bunun arkasında ne var? Bunun arkasında gizli korkusu var. Zaten söylüyor. Yani yeni geziler oluşturacak evet. Burada büyük kitlesi. Şimdi, onun içinde de evet. Pasa girişiyorlar. Oraya 10 kişi toplanıyor. Gaz su sıkıp dağıtıyorlar. Şimdi bu olay gizli yaratır mı onu bilmem. Gizli çok özel. Her şey çok özel koşulları var. Biliyorsun orada. Evet. Yani gizli yaratır mı? Gerekirse yaratır. Ama yani buna yol açan ne? Buna kim yol açıyor? Geziye kim yol açıyor? Ülke çapında büyük bir patlama. Ne korkuyorsun? Komplo. Hükümeti yıkma komplosu. Hep öyle bakıyorlar. Bizi yıkacaklardı. Yani kardeşim bunu zeminini sen hazırlıyor. Halkın isyanı olursa, bu şekilde olursa, sen de onu şey yapamazsan, üzerine gidersen, bastırırsan, kan, ölüm, cinayetler, polis kurşunları, yani bu sonuna kadar gidebilir. Nereye giderse oraya gider. Ama gitmedi. Orada gizli orada kaldı. Halk hareketinin, sen onu kışkırtırsa, kışkırtan da, bizzat iktidarı kendisi. Bizzat iktidarı o zaman çok şimdi birdenbire sahne gözümün önüne geldi. Hükümetin üyeleri, Cumhurbaşkanı Gül dahil olmak üzere Arınçlar vesaire hepsi ya şunu söndürelim şeyindeydi. Ya yani taviz vermek değil. Yani gerek nedir oradaki? Ağaçlar kesilecek, orada bilmem ne yapılacak vesaire falan. Tamam bunu vazgeçtik. Bunu yapmıyoruz. Halkın talebi bu. İstanbullular bunu orada yapılmasını istemiyor. Diyerek öyle halkın şekilde. iradesini sen dikkate almaz mısın? Yani oradaki İstanbulluların, yerel halkın. Ama benim beğendiğim bir tavırda halk varsa o zaman beğeniyor. Yok benim yoksa, söylediğimi halk beğenmiyorsa o zaman halkın iradesi yok, yok zaten. O zaman kendi iradesi birdenbire ortaya çıkıyor. Siyasi iradesi. Ve orada bütün bakanlar, hepsi bunu söndürmek için el birliği yaptılar. Çok iyi hatırlıyoruz onları. Fakat
Cumhurbaşkanı direkt hayır dedi. Bunu biz bastıracağız. Toplantılar oldu vesaire onlar. Yani olacak şey değil. Bunu kışkırtan o hale getiren hükümetin kendisi. Bir talep var orada. Bir talebe dikkate alırsan biter kardeşim senin talebi. O talep senin sana seçmen, senin seçmenin, sana oy verenlerin talebi olmayabilir. Veya da kısmen. Orada bile sana oy verenlerin bir kısmı bile Gezi'nin o hale dönüştürülmesine karşıydılar. Yapılanmasına karşıydılar. Ama yani senin seçmeninin talebini dinleyeceksin. Ama senin seçmenin olmayan halkın talebini ezeceksin. Böyle bir şey olabilir mi? Sen neyin hükümetlisin? Şimdi burada geldik. Hala şeyde televizyon programlarına falan bakıyorum ben. Derin bir yara. Ya Gezi komplo. O zaman çok iyi anladım ki yani eyvah biz yıkılıyoruz ve çöküyoruz ve gidiyoruz panik korkusu. Büyük bir panik halinde şok etmiş durumda ve onun paniğini hala yaşıyorlar. Bir haklı bir orada atmışsın kardeşim sen. Hiçbir neden göstermeden mahkemeye vermemişsin. Haklarına suçlama yapmamışsın. Keyfi olarak kapının önüne koymuşsun. Ekmeklerinden yapmışsın. Aa gitmiş bu öldü. Ben onu bilmiyorum. Buradaki onlar iki tane sivil vatandaş burada. Yurttaş ve haksızlığa uğramış ve haklarını istiyorlar. İşlerini istiyorlar. Bu kadar basit. İşlerini istiyorlar. Ayrıca bak çok enteresan. Şey de haklı olup olmadıklarını da şu anda bilmiyoruz. Yani bir suçları var mı yok mu? Hayır hiç mi dava açılmadı? Ama hiçbir şey yok. Tabii. O zaman peki ama dinlediği an 100.000 kişi daha var. O yolla kapı önünde konuş. Tabii. Bu sefer, yani onun için de dinleyemiyorlar bu sefer. Şimdi, gel kardeşim senin için özel olarak bakalım hakikaten var mısın yok musunu da yapamıyor. En kestirme yolu kamu düzenini bozdun. Adaleti engelliyorsun. Hangi adaletse o. Bir adalet yok ki orada. Bir adalet yok ki orada. Yani haklarına açılmış bir davaya karşı grev falan da yapmıyorlar. Suçumuz ne diye şey. Ekmeklerini istiyorlar. Yeniden işlerini istiyorlar. Bir suçlama yok. Bu şekilde suçlama, haklarının hiçbir suçlama yapılmadan kapının önüne konan 100.000'i aşkın insan var evet. Orada. Kimisi terör. Kardeşim FETÖ'cü ise... Aç davayı. Aç davayı at. Hiç umurumda değil benim. Bak çok açık söylüyorum. Öyle kanıtla, mi? Kanıtla FETÖ'cü darbeyle ilişkili vesaire falan bunları şey yap. Ama öyle bir durum da yok. Sen FETÖ'cü olduğunda şüpheleniyorsun. İhbarlar var bilmem ne vesaire falan... İhbarda ne ihbarı? Altı var mı? Üstü var mı? Neye göre bir ihbar? Hiçbir şey yok. Dava da açmıyorsun i̇şte ama kapının önüne koyuyorsun. Hukuk olarak da zaten yok. Yani ortada bir şey yok. Ama sen aslında infazda bulunuyorsun. Yani infazda bulunuyor. Atmakla... Tabii. Şimdi gittik geriye biz. Ya bize hep şunu söylüyordu. Başörtüler üniversiteye alınmıyor bilmem ne. Senin yaptığın farklı bir şey değil. O zaman işte üniversiteler türbanları şeyi almıyorlardı vesaire falan. Onun bir dayanağı varmış, var mıydı? Vardı. Belki Anayasa Mahkemesi falan, üniversite öyle bir şey olmuştu. Sonuçta hepsi sınavlara falan giriyorlardı. Yani bir şekilde yani. Giriyorlardı. Ben bugün baktığım zaman yanlış bir şeydi. Bırak kardeşim bir şey, türban meselesi değil bizim meselemiz orada. O zaman da değildi aslında. Zaten onlar daha çok şey oldu. Bizim yani öyle bir derdimiz yoktu. Hani girerdi giremezdi gibi bir şey. Onlar sokulmuyoruz diye her gece televizyonlara çıkarıldılar. Şimdi böyle oldu. İnsanları orada diyelim ki türbanları kapı üniversiteye sokmuyorlardı diyelim tamam mı? Sen de bugün suçsuz, haksız yere diyelim onu, öyle kabul edelim. Ama şimdi haksız yere sen de insanların kapının önüne koyuyorsun. Ayrıca hayat hakkı tanımıyorsun. Yani öbür tarafta bir üniversite, yani iyi bir şey diye demiyorum ama hani başka şeyler yapması mümkün ama burada o da yok. Yani evet. Şeyi hatırlıyoruz, Kaboğlu, Profesör Kaboğlu. Evet. Dün bir yerde gördüm. Ya bütün hakları gittiği için başka üniversitede ders veremiyor. Bir yerde çalışamıyor. Yurt dışında bağlantıları var. Hani üniversiteler davet ediyorlar. Gel bizde çalış. Pasaportunuz el konduğu için ona da gidemiyor. Şimdi suçu var mı? Yok. Peki neye dayanarak kapı önüne koydun? O yok. Peki adam diyor ki ya ben dava gideceğim Harvard'da ders vereceğim. Hayır gidemezsin. Niye? Pasaportum bende. Dava yok. Aç. Şunu yap o zaman. Dava aç kardeşim. Evet. Mahkemede bir dava olsun, hiç olmazsa orada savunsun, akla alsın, suç, yani bir şey olsun orada. Ya da suçlansın orada. Yani. Ve diyelim. Sivil haklarına kavuşsun, öyle bir şey yok. Ya böyle bir yani ama ya yani çok seviyorlar. Bu düzen şeyde bile olmadı yalnız. Hani
Mesela 12 Eylül'den sonra hani bir 1402'likler vardı. Evet. Yani o insanların başka hiçbir iş yapamaması falan söz konusu değildi. Değildi yani. Tabii canım. Üniversiteyle ilişkileri kesildi, bitti. Evet. Başka yerlere gittiler, çalıştılar. Şimdi çalışamıyor. Yani adamın mesela kaptanlık belgesi var, almışlar. Kaptanlık da yapamıyor. Hani ehliyeti alıyorlar yani. Kullanamazsın diyor. Ya tamam, senin devletinde çalışmıyorum ama ben bir motor alacağım. Bir sefer yapacağım. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yapamazsın sen bunu. Sen neye dayanarak bunu yapıyorsun? Böyle çok temel bir soru. Çünkü yapıyorlar, çünkü yasasız ve anayasasız ve yasasız bir dönem yaşıyoruz. Bunların elinde hiçbir şey yok kardeşim. O hal, niye o hali sürdüreceğiz diyor sonuna kadar. Türlü olmaz. Ha? Böyle türlü. Keyfi, ya bu kadar keyifli bir şey mi olabilir onun için? Ben attım seni, attım diyor. Yani böyle bir şey padişah fermanı gibi bir şey ya. Ya 2000... padişah bile kararlarını alırken herhalde belli yasalara vesaire bir şeylere dayanıyordur ya yani orada, değil mi? Uygulamalara yani. Bakıyordur. Ne? Geçmiş müktesebat vardır orada. Onu uygulamayı, burada bunun müktesebatı da yok. Yani bunun geçmişi yok. Böyle bir uygulama yok şeyde, Türkiye'de. Ama sen bunu o hal, yani Anayasa Mahkemesi de tabii bütün açtı. O hal beni ilgilendirmez diye yan çizdi. Ondan sonra bu da elinde bir kılıç doğrayıp duruyor kafaları. Ya bak şimdi şeyde geldi aklıma. Tayyip Erdoğan ikide bir şeyi söylüyor. Biz yönetime geldiğimizde Türkiye'de o hal vardı. Yoktu. Güneydoğu'daki 9 ilde vardı o, evet, hal. Ve o hal yani çok tabii aksayan, çok yanlış işleri olmasına rağmen sonuçta terörle ilgili bir takım sıkılaştırmalar yapıyordu. Yani böyle şimdiki gibi seni attım, kapının önüne koydum, hayat boyu çalışamazsın, seni hapse attım da diyemiyorlardı. Terörle bağlantılı, tamam, çok sıkı ve rahatsız edici bir takım kararlar vardı ama bir, bütün Türkiye'de yoktu. Sanki dinleyen öyle anlıyor. Biz geldiğimizde, ki bugün 30 yaşında olanlar 10-12 yaşındalardı işte. Geldiğimde diyor ki olağanüstü hal var. Yoktu ama şimdiki gibi. Bir de bu tabii olağanüstü hal herhalde kendi tekrar resmen seçilinceye kadar bitirmeyecek. Çünkü Cumhurbaşkanlığı kararnamesini kullanamıyor. Parti başkanı oldu ama. Ama o halde kullanıyor. O halde kullanıyor işte. Tabii istediği gibi yasayı yapıyor. Çıkarttırıyor. Orada bir tek işte o bölgesel şeyi yapamayabilir. Yani bu o halde. Hani bölge oluşturma, illeri birleştirme, eyalet yapma. O 2019'da kalan bir şey. Şimdi bunun can başka bir tarafı daha var şimdi. O hal nedir? O hal sıkı yönetimdir, tamam mı? İmansız, insafsız bir sıkı yönetim. Sıkı yönetimin bir kanunu vardır. Sıkı yönetimin tabi olduğu yasalar, kurallar vesaire falan, ona göre bir sıkı yönetim uygulanırdı. Ama burada öyle bir şey yok. O halle sıkı yönetimi asla karşılaştırman mümkün değil oradan. Birincisi bu. İkincisi %50 aldı ya diyelim. Büyük bir korku. Almayabilir. Bence 2019 normal seçimler olsa, 2019 başkanlık seçimi, belediye seçimi vesaire, 2009 bunun için kayıp yılı olacak. Baş aşağı gidecekleri bir yıl olacak. Ben öyle görüyorum. Şimdi bunu engelleyeceğin önemli şey bu. Böyle bir sıkı yönetimi 2,5 yıl boyunca sürdürmek. Bunu basını şey yapıyorlar. Nuşe'yi ne yaptılar? Bilmem ne. 23 dakika. 23 dakika konuştun kardeşim başkanla. Trump'la vatan konuştu. Hainliği dedi ya. O bir çocuk çıktı gene böyle. Aydın Doğan dedi. Bu kız dedi vatan hainliği yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Bunu görevden alacaksın dedi. Ertesi gün aldılar ya. Ya baş başa 23 dakika görüştüler kardeşim. Bu kadar basit. Başbakan 23 dakika konuştular. Bu kız da söyledi. Ondan sonra toplu görüşmeleri geçtiler orada. O da yemek. Toplu görüşme değil. Yemek. Hem yemek hem işte. Ama işte bak, ekonomik diplomatlar ne diyorlar ki? Diplomatik kurallar gereği yemekliyse orada artık iş konuşulmaz. Orada yapılmış olanların sohbeti yapılır. İnsanlar aralarında konuşur. O iki saat öyle bir hani pazarlık şu bu yok. O 23 dakikada oldu bitti zaten. Orada verdim zaten. Çıkışta da. Can söyledim. 23 dakikadan önce bitti bu olay. Ondan bir hafta önce bitti. Bitti tabii. Adam dedi ki ben size ağır silahları veriyorum. Ne konuşacaksınız? O şu mesajdı. Ya gelmene gerek yok kardeşim. Biz kararımızı verdik. Bunu konuşacaksan kararım bu. Yani ama istersen gel, sana güzel fotoğraf çektirelim. İstersen gelme mesajı. Ama tabii kararlaştırılmış bir şey olduğu için de gidildi. Ama
Önemli olan fotoğraf çekti. Orada ama bizim medyayı gördün değil mi? Yani kapıda karşıladı. Sanki Mozambik Devlet Başkanı'nı içeride karşılıyor. O Marine Corps'lar selam durdu. Hep duruyorlar. Kapı açtı. İşte şöyle güldü. Ama arabası bunun, gitti. Bak bunun arkasında şöyle bir şey var yalnız. Diyelim ki Trump özel bir şey gösterdi. İlgi gösterdi. Evet. Bunun nedeni var kardeşim. Adam kararı almış, sana bildirmiş, her şeyi bitirmiş. Şimdi seni hoş tutuyor oradan. Bunu sana yedirmeye çalışıyor. Yani hazmetmeni, kolaylaştırıcı. Kapıyı açıyordur, gülüyordur, el sıkıyordur falan. Bak, bu havayla unutturdular. Adam açıkça tercüme hatası adı altında bir Amerika'dan özür diledi, iki PYD'ye terörist demedi. Ona tercüme hatası dediler. Peki ne oldu o tercüme hatasını yapan? Türkiye'nin en iyi şeyiymiş o da, onu da öğrendim. En iyi tercümanıymış. Öyle vermiş. Şimdi... adamla ilgili bir şey yok. Orada düzeltme yapmıyorsun. Adam PYD'ye terörist demedi. Bir de dedi ki Türkçesinde hepimizin özür dilemesi lazım gerekir cümlesini. Biz bugüne kadar yaptığımız hatalardan dolayı özür dileriz dedi. Pişmanız. Şimdi bunu düzeltmedin. Şeyin sonra oraya giden o iliştirilmiş gazeteciler. Hiçbiri uçakta sormadı. Efendim bu tercüme hatası nasıl oldu? Bir şey yapıldı mı? Peki daha sonra düzelttik mi? Hayır. Türkçe bilmeyen herkes, dünyadaki herkes İngilizce metni esas aldı ve orada Türkiye PYD'ye terörist demiyor. Ama odur zaten terörist. Allah Allah. Yani şimdi ama Türkiye'de bu konuşuluyor. Türkiye'de ise efendim bize gelecekler nasıl olsa. Ne gelsinler bakalım. Ne göreceğiz. Gelecek? Niye hayır, gelsinler? İşte, Rakka'da o bir hayal. Niye gelsinler? yok ben şimdi yani. Bakıyorum. Suriye'yi birinci el şeyden izleyen çok önemli bir konu. Bizi birinci derecede ilgilendiren bir konu. Baştan beri 5 yıldır izlediğim, 7 yıldır izlediğim bir mesele. Ya niye gelsinler diye soruyorum, bakıyorum falan. Bir şey göremiyorum. Yani Amerika'nın Rakka meselesinde, oradaki işte kuşatma, ona ilerleyecek olan savaş vesaire falan... Bu olduktan sonra Türkiye'nin kapısını niye çalması gerektiği konusunda düşünüyorum, hiçbir şey bulamıyorum. Şunu mu diyecekler? Biz yapamıyoruz. Türk ordusundan birkaç tane seçkin birlik gönder. Böyle mi diyecekler? Yani bunu bekliyorum. Yani zaten Tayyip Erdoğan'ın söylediği ve bu vatandaşın Allah. Benim anlamadığım o. Böyle severek kabullendiği. Ya ben oraya askerimi göndereceğim ve onlar orada şehit olacak. İşte Elbap'ta evet. Gördük. Bilmem 70, kaç ay 80, bekledin. 80'e yakın askerimiz oldu. Ne oldu alamadın da yani bir şey de olmadı. Sonuçta Suriye ordusu geldi aşağıdan tuttu. Peki, sadece o değil. Rusya geldi. Sen kımıldayamaz bir duruma girdin orada. Rusya geldi. Ama işte bunları Suriye konuşmuyor orada. Türkiye. Ondan sonra Amerikalılar da geldi oraya. Sahil boyu sınır boyunca sahil diyorum. Sınır boyunca Amerikalılar devreye geziyor sınırlarımızda. Niye? Bizden bir şey olmasın aman diye. Hayır. Türkiye şeye saldırmasın. İşte onu diyorum yani. Yani evet. Top atamazsın, bilmem ne yapamazsın. Şu, ne oldu mesela Sincar'a falan. Operasyon yaptık, büyük kahramanlık falan filan dediler. Peki o günden bu yana PYD duruyor mu? Duruyor. Peki PYD devlet mi? Değil. Terör örgütü size niye hala duruyor? Ama PYD, bana... PYD devlet mi diyor? Sen de yazdın onu, benim dikkatimi çekti. Ben de yazdım onu. PYD için ne dedi? Angajman kuralları mı? Evet. Devlet mi o ya? İşte yani adam onu devlet yerine koymuş. Ve bu şey yani bana bir tane atarsan bir şey gelirim üzerine. Atmazsan olacak o zaman terör devam. Hani benim güvenliğim. Hani bu Fırat'ın batısı, doğusu bilmem nesi. Ama tam şimdi bak gene bir kahramanlık şeyleri başladı. İşte 7000 kişilik birlik gitti. Hepsi seçkin komandolar falan sınıra yığdık. İşte mühimmat gidiyor falan. Millet de böyle hani savaşa gireceğiz. Gir o zaman kardeşim yani bu kadar seviyorsan. Bu hiçbir yere giremez. Ben sana söyleyeyim. Türkiye'yi oradan çıkartmak için eğlen. Şimdi orası Rakka Makka onlar bitsin. En sonunda gelecek nokta belki önümüzdeki yıl başlarında gelecek nokta şudur. Her şey bitti. Elbap'tan artık sen çek oradan ordunu. Zaten var mı bizim orada? Yoksa çekildik mi mesela? Onu da bilmiyoruz. Elbap'ta bizim askeri birliğimiz duruyor mu durmuyor mu? Galiba var biraz. Var. Ama bir şey olmadığı için yani, sorun yok. Tabii ya, orada bir sorunsuz duruyorlar orada. Elbap'ta şey mi var? Özgür Suriye ordusu var yani, falan. Mesela bu İngiltere'deki olay tabii. Hani Batı ülkesinde olunca bunlar daha can yakıyor ya onlar adına. Rakka operasyonu hızlanır mı ya da işi de karşı yani bölgede yani ne olur? Orayı Amerikalıların umurunda değil. Amerikalılar orayı alacaklar. Ya planda hiçbir değişiklik olmaz. Orada Amerikalıların orada planı.
Rakka'ya adım adım. İşte Halep de gidiyor şimdi biliyorsun orada. Yani Suriye'ye şimdi, gidiyor artık. Yok yani Irak, Halep diyorum şeyi. Musul. Musul. Ha. Musul'u da orada temizliyorlar falan. Oradan da gidiyor, buradan gidiyor. Şimdi benim tek merak ettiğim konu şu. Ya kardeşim Rakka'yı aldın. Bir takım yerleri aldın. Merkezleri falan temizledin, tamam mı? Bunların en büyük bizim için bundan sonraki en önemli şey... Oradaki militanlar Türkiye'ye mi gelecekler? Bizim en büyük sorunumuz bu. No, tabii. Onların hiçbir bir tanesini buraya sokmaman lazım. Birincisi. Soktuğun zaman burası bir yeni bir IŞİD üssü olur. Zaten yani şeyleri var burada. Evet. Bazı şey oldu bilmem ne falan. Peşaveli andıran biraz, yerler var. Evet. Şimdi birincisi bu. O sokmaman lazım. Sınırlarına sen sahip çıkman lazım. Onun ötesinde senin orada yapacağın hiçbir şey yok artık. Baştan şunu kaçırdılar. Esad'la en çok neye korkuyor? Suriye'nin bölünmesinden. Ya bu iktidarın politikası, Suriye'yi bölme politikasının ta kendisi başından beri. Bölmek ve parçalamak politikası. Amerikalılarla bu konuda büyük bir fikir birliği içinde. Aralarındaki tek anlaşmazlık PYD hikayesi oradan. Yani orada Suriye'nin Kürtleri PKK ile iltisaklı olan veyahut doğrudan doğru iltisaklılığı artık çok hafif kalır. İlişkili olan, doğrudan doğru onun da kontrolü altında olan PYD hikayesi var orada. Orada Amerikalılar zerre taviz vermez. Batılılar da zerre taviz vermezler. Orada bir Kürt devri. Bütün amaçları zaten orada bir Kürt oluşumu, özel bir bölge yaratacaklar. Bunu da Türkiye oldu bitti daha şimdiden kabul edilmiş, etmiş durumda. Zaten Barzani'yi aşağı yukarı kabul ettik değil mi? Ağustos'ta açıklanacak sözleri var. Ben şimdi Barzani, ya kardeşim ben Kürtlerin orada devlet kurmasına karşı değilim bana sorarsan, tamam mı? Adamlar 40 yılda savaşıyorlar orada. Orada Barzani devlet, zaten bir devlet orada. Başka türlü bak orada. Barzani devlet, devlet mi devlet? Sen kendi sınırlarına sahip çık. Bizim Kürtler var bizde. Var bizim Türkler de Yunanistan'da var, Bulgaristan'da var. Bizim Türkler de orada. Biz şimdi orada onlara şunu söylüyoruz. Öbür tarafta da Türkler var. Her tarafta yani var. O tarafta da var vesaire falan. Burada önemli olan sen kendi ülke bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri almak. Düzenini koruyabiliyor musun? Kendisi, asayişini koruyor musun? O, sadece o değil. Asayişi korumanın yolu oradaki bizim sınırlarımız içindeki Kürtleri en azından öyle diyelim. Türkiye ile birliğini güçlendirici bir sürü şey yapman lazım. Ekonomik, kültürel, mali, bilmem ne. Kendilerine bu benim vatanım dedirtebilecek şeyleri yaparsan ne Barzani'ye bakar, ne öbür tarafa bakar. Yani bizim başka çıkarımız yok. Biz bütün sorunumuz burada bizim, orada. Yani olacak, yani bölünmüş, herkes bölünmüş kardeşim. 50 tane Kürt devleti mi olur? Bir tane Kürt devleti olur. O da Barzani artık kurar onu. Ötekilerde o bir Suriye'yle bütünleşik yaşarlar. Yani bu en ideal çözüm budur burada. Fakat Türkiye bunu kabul etmiyor bir türlü. Etmiyor. Ankara bunu göremiyor orada. Burada Suriye ile Esad'la hepsi yan çizmedi mi? Amerika bir baktı daha Obama zamanında. Baktık ki ya biz bu Suriye, Rusya var orada ben bu Esad'ı falan yıkamam kardeşim. Esad'lı bir çözüm ancak bulabiliriz noktasına geldiler. Geldiler mi? Sen niye gelmedin? Herkes gördü. Sen Amerikalılarla, Amerikalıların ağzına bakıyordun o zaman. Ha bunlar yıkacaklar. Hadi ben de gireyim dedin. Ya Esad'ı yıkacaklar. Orası Libya gibi olacak. Ben de şimdi gireyim işin içine. Parsayı toplayayım diye. Girdin mi? Girdin. Onlar geri çekildiler. Hemen bir yıl içinde. Sen niye orada kaldın? Kalmadı da değil. 3 milyon da getirdin. Yani. 3 milyon da getirdin. Bilmem ne vesaire falan. Türkiye'nin bence yani büyük bir olay. Suriyeliler bir mülteci yarattı. Fakat öyle bir hazırlıklıydı bunlar biliyorsun. Daha bu göçler başlamadan 100 binlik... Tabii kent yapıldı oraya. Kent yapıldı. Ya gelsinler gel yaptılar şeydi. Yani bu şuydu. Biz savaşacağız. Biz parçalamaya ve müdahale etmeye devam edeceğiz. Bunun sonucu orada bir sürü Suriyeli kaçacak. Şimdi hazırlık yapalım. Ama hesap ya tutmadı. Yani orada 100-150 bin kişiye göre hazırlık... 3 milyon oldu. Belki daha fazla yani bilmiyoruz. İşte yani burada Rusya'yı sen orada görmezsen çuvallarsın. Rusya'ya karşı, Rusya'ya rağmen hiçbir şey yapamazsın. Bak Libya nasıl gitti? Rusya yoktu orada çünkü. Büyük bir güç yoktu onun arkasında. Tabii, bütün Arap ülkeleri de onun parçalanıp yıkılması için çalıştı. Kaddafi için. Onlar da Batılılarla işbirliği yaptılar.
Orayı bombaladılar. Bugün Libya diye bir ülke mi var? Yok ama petrolü var ve petrolü çatır yağma çatır ediliyor. Satılıyor. Tabii. Alması gereken alıyor ve belli ki ucuza alıyor. Tabii. Yani, ve biz orada alacaklarımız var. Bizim iş adamları. Muhatabımız yok. Birkaç milyar dolarlık alacak var orada. Ve muhatabımız yok. Kimden isteyeceğiz? Yok tabii artık. Ve ayrıca da bir şey daha söyleyeyim. Birdenbire Davutoğlu'nun aklıma geldi. 300 milyon dolarlık bir çanta değil. Araba öyle bir parayla getirip yani, teslim ettiler elden. Bunları biliyoruz oradan. Ama bugün bunların hesabını falan soran yok. Hiç böyle gidiyor oradan. Yani oradaki yanlış, buradaki yanlış, iflas eden bir politika. En sonunda seni tribüne çıkarttılar. Seyret kardeşim bizi. Sen şuradan tribüne çık, bizi seyret orada. Ne yaptığımıza bak orada. Türkiye tamamen bu durumda orada. Neyse biz şeyimize Türkiye'ye mi dönsek? Türkiye, evet derdim. Şimdi gene Cumhuriyet Gazetesi'nden diyeyim. Tabii Cumhuriyet'in artık her gün kaç gün oldu? 206 gün. 206 gündür 13 gazeteci Cumhuriyet'te yazan 13 gazeteci hala şeyde ve bugünkü haber soruşturmada suçlamalardan biri. 15 Temmuz'dan sonra yapılan araştırmalarda 200 bin üzerinde kişinin baylo kullandığı tespit edildi. Cumhuriyet soruşturmasında gözaltına alınan ve tutuklanan hiç kimsenin telefonunda baylo uygulaması tespit edilemedi. Bir kere bu. Ama yeni bir suçlama getirildi. Telefonunda baylo olan biri seni aramış. Allah Allah. Bu mantığa göre FETÖ davasına yaran Cumhuriyet Soruşturması Savcısı Murat İnam'ın telefonla aradığı herkes FETÖ suçlusu. Şimdi... Evet. İlk soruşturmayı açan ve FETÖ'cü çıkan savcı değil mi o? Evet. Onda baylok var. Evet. O kimi aradıysa onların da hepsini toplamaları lazım. Tabii. Çünkü baylok olan biri aramış oluyor. Bak şimdi. Nasıl bir Cumhuriyet, mantık bu? Cumhuriyet, acaba Cumhuriyet'ten kimseyi aradı mı o bayloklu telefonuyla? Yani o zaman. Evet. İnan, ya arayan kim? Savcı seni aradı. Yani, vay sen de baylokçusun hikayesi falan böyle bir şey de çıkıyor. Ayrıca da bir orada. Şey diyeceğim. Yani özellikle gazeteci olunca. Biz çok doğal. Sen pek kimin arayacağını geziye biliyorsun. Gidiyoruz, ne bileyim toplantılara katılıyoruz, televizyon ekranlarında. Şimdi benim FETÖ'cü olarak bilinen bir kısmı yurt dışına kaçmış, bir kısmı burada tutuklu ya da işte serbest gezen. Pek çok kişinin bende telefonu kayıtlı. Niye? Çünkü falanca televizyonda karşı karşıya gelmişiz. İşte konuşurken ister istemez numaraları alıyorsun, bir şey oluyor ya da bir şey soracaksın. Şimdi karşılıklı numaralar var, adamda baylok var. Ne yapacağız yani falancanın telefonu sende var o halde sen de böylesin. Gibi yok, bir... Onun ötesinde şöyle bir dava da gelebilir önümüze. Ya senin de benim de. Vay FETÖ'cülerle ortak programa çıktın. Ne ilişkin var? Niye kabul ettin FETÖ'cüyle ortak programa çıktın evet, diye? Evet olabilir. Yok tamam, işte olabilir, abi, Kanal Türkiye gittim ben bugüne gittim. Ben yani benim bildiğim kadarıyla benim hiçbir tanesinin telefonu bende yok gibi duruyor. Bilmiyorum. Ben de vardır diyorum. Evet. Çünkü birkaç tanesi de olabilirdi ayrıca üst üste, üst üste programlara tabii. Çıkınca alıyorsun. Biz gazeteciyiz yani. Kardeşim yani orada. Yani sen onun darbeci bilmem ne ve öyle bir durum olduğunu biliyordun ki FETÖ'cü olduğunu biliyorsun onun. Yani cemaat o zaman da bu program yaptığımız zamanlar onlar iktidarın muteber evet. Cemaatçileriydi hepsi. Yani neler söylüyorlardı onlar için. Yani bizim onlarla çıkmamızın şeyleri. Sebebi bir fikir tartışması olsun diye değil. Ya bak biz ne kadar demokratız. İşte bu kanallara muhalifleri de çıkarıyoruz diye. Ya hatırla biz hiç eşit olmuyorduk ki. 3-4 iktidar yanlısı işte sen tek oluyorsun ben tek oluyorum. Hani çok nadir Habertürk'te falan hani 3'e 2 falan oluyordu ama öbür kanallarda hani 1'e 4 2'ye 5 falan gibi. Ben sadece çok CNN oldu. Türk ve Habertürk şeylerine çıktım. Yani onun dışında bir takım solcu şeyler falan onlara çıkmıştım. Onların hiçbir kanalına gitmedim orada. Hiç önemli de değil ayrıca. Gitmiş bile olabilirdim ya orada ama gitmedim yani, orada. Orada çünkü... bir ilke olarak ben şey yaptım. Çizgiyi. İlke olarak gitmedim. Ama gidebilirdim de. Yani oradaki televizyona çıkan herkes çıktı. Onların televizyonuna herkes çıktı. Kardeşim. Çıktı canım yani. İktidar çıktı, bakan çıktı, bilmem ne çıktı. Diğer şeyleri aynı insanlarla birlikte oldular. Tartışma programlarına katıldılar vesaire falan. Özellikle de bu Balyoz ve Ergenekon davaları sürecinde hükümet onlar bir o. Şimdi durum şöyleydi. 4 kişi diyelim. Bir hükümetten
adam, bir de FETÖ'den bir cemaatten bir adam, bir cephe. Karşı cephede de bizler oluyorduk. Evet. Yani bir avukat ya da bizden birisi oluyordu falan. Yani cephe şu, iki bir tane müttefik balyozu ve Ergenekon'u konu savunuyorlar. Burada iki tane de buna karşı olan insan. Yani insaf artık yani. Burada balyozcu, bugün FETÖ'cü kim var? Yani dün Kılıçdaroğlu'nu dinledim. Kılıçdaroğlu doğru söylüyor aslında ya. Yani bunların, ya diyor, hepiniz oradasınız. Tabii. Hepiniz oradasınız. Beraberdiniz. Kol kola, yani aynı yatağa giriyordunuz. Siyasi orada ayağı deyince benim şeyi almıyor ki. Yani kimi istersen o siyasi ayaktır. Bu yani Tayyip Erdoğan karar verecek. Yani bunlar FETÖ'nün siyasi ayağıdır dediği an onların hayatı kararacak. Bu kadar basit. Ya onun dışında bir ölçü yok ki. Çünkü alttan yukarı doğru say hepsi FETÖ'cü. Yukarıdan aşağı say hepsi FETÖ'cü. Hepsinin, eğer yani şu Cumhuriyet'ten birini FETÖ'cü, baylokçu biri aradı diye suçlama oluyorsa, o zaman AKP'nin bütün milletvekilleri, bütün yöneticileri, bütün belediye başkanları, il başkanları hepsinin FETÖ'yle görüşmüştüğü, konuşmuştuğu, hatta talimat almışlığı var. Ya belediye olanaklarının peşkeş çekmişliği var hepsinin. Bir sürü, yani Ankara Belediyesi'nden tut, İstanbul Belediyesi vesaire falan, bir sürü belediyenin arsalarını, binalarını vesaire falan verdiler. Ya geçen gün burada Gürsel Tekin vardı. Çok enteresan bir şey söyledi. Bir liste göstermiş. Orada diyor ki 1440 vatan toprağını kurtardık. Ne onlar? Belediyelerin cemaate verdiği hatırlıyorum onu. Araziler, binalar filan. Evet. Şimdi bunların hepsini geri almışlar vatan toprağını. Ulan Beren sensin. Neyi kurtardın yani? Onun için yani bu tabii kamuoyunun gözü önünde olmasını ben aklım almıyor. Yani herkes görüyor bunu. Baylokçu biri aradı, o halde sen suçlusun. E peki adam orada çıkmış, ey Fethullah Gülen gel artık diyor. Hasretimizden ölüyoruz burada diyor, sensiz olmuyor diyor. Şimdi önce 10 taneydi bizim arkadaşlar. Sonra 11 oldu, sonra 12 oldu, sonra 13 oldu. En son oldu. Bu internet Oğuz, sitesi. Evet, Oğuz. Ya onu da biliyorsun, o tweet atan da yani bir dakika bile durmadı orada. Bir tweet atan oradaki başka bir çalışan. Ve tweet'i silen, daha doğrusu silip başka şekilde tweet atan ise oranın işte yayın yönetmeni Oğuz. Oğuz da bizim eski arkadaşımız. Daha Günaydın'da evet. Biliyorsun onu. Ben hatırlar mısın orada? Mesela bir Nedim Şener dün de böyle çırpınır vaziyette bir internet sitesine röportaj vermiş. Yani hani benim yüzümden değil. Ben Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum ama AKP'li değilim, Tayyipçi değilim. Böyle bir şey psikolojisinde mi? Onu anlayamadım. Tayyip yani, Erdoğan'ın nesini destekliyor? İşte yaptığı bazı şeylere karşı çıkmıyorum diye bana Tayyipçi diyorlar. Halbuki değilim. İşte bu ihbarı ben yapmadım. Ya ihbar yapmak değil. Orada hayvan diyorsun zaten. Ben Nedim'le konuştum. Geçen gün yani, Habertürk'te beraberdik. Şey? Önceki gün, pazartesi günü akşam Habertürk beraberdik. Ben ona söyledim zaten. Yanlış bir tweet. Öyle bir şeyi hiç şey yapmaman lazım. Yani o da yani Cumhuriyet'le ilgili farklı düşünceler içinde olduğu için. Ha bir de bu FETÖ oradaki, mağduru olmaktan da, kaynaklanan bir şey mi var? Böyle hani her konuyu sanki FETÖ savunuluyor. Şimdi adamlar da onu söylüyor diye ya da bazı konularda hakikaten hukuken haklı da olsalar hiç konuşamayacak mıyız? Yani bu sefer de öyle bir hava çıktı. Hani FETÖ buradan yararlanabilir. Ya tamam da yani bir gerçeği anlatmak için de ne yapalım? Yani ya FETÖ yani yararlanabilir. FETÖ kardeşim istemiyorum. Zaten şunlardan yararlanıyor. Bir baktığın zaman Türkiye'de estirdiğin bu hukuk terörü diyeyim ben buna, tamam mı? Keyfilik. Buradan zaten yararlanıyorlar. Bunların hepsini kullanıyorlar. Oğuz bir tweet attı diye içeri alıyorsun bunu. Ondan sonra ben şey diye düşünüyorum. Ya Oğuz'u içeri almaların nedeni ne? Bu hükümetin gerçekten politikasının bir parçası mı? Cumhuriyet davası o. Yani bu hukukun açtığı, yargının açtığı bir davadan çok siyasi olarak açılmış ve büyütülmüş bir dava. Fakat Oğuz'a gelince yani bu kadar kör gözün parmağına bir olayı böyle bir olaya nasıl neden olurlar diye düşünüyorum. Ancak ya arkadaşları savcı,
falan. O öldü savcı falan, böyle bir tweet atıp bir intikam mı alıyor? Böyle bir 10 saniye dursa bile. Onu da diyorum yani. 10 saniye dursa bile. Yani bir intikam mı ya? Bizim arkadaşımız hakkında nasıl böyle bir şey dersin? Gel bakalım içeri. Kişisel bir intikamın parçası mı? Kendisi mi? Ya da yine davanın artık vay gözünün üzerinde kaş var bahanesiyle yavaş adım adım herkesi içeri almanın bir parçası mı vallahi diye bana düşünüyorum. Bana o daha çok yani intikamdan ziyade yani hayır, savcının işgüzarlığı mı diyorum sadece. Ya yani savcı dayanışması. Ya tabii bir parçası mı? Ben bilmiyorum onu. Tepe noktasına da ne kadar etkilenir? Yani şimdi bunlar sonuçta toplanıyor belki. Yani bu işte açlık grevi yapanlara destek verenlerin dövülmesi, gaz sıkılması, onların bindirildiği aracın içine gaz atılması. Bu garip tutuklamalar. Bir yerde bunların hepsi yazılıyor. İktidarı da bunlar yarın öbür gün yani dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün söyledikleri işte bunlardı. Böyle tek tek anlattı. Gene kontrollü darbe dedi. İş oraya geldi gene. Davada konuşulanlara bakıyoruz. Orada gariplikler çıkmaya başlıyor. Yani Hürriyet Gazetesi bile tedirgin yani yazarlarına şeyler yazdırıyorlar işte hani ifadeler birbirini tutmuyor. Saatler birbirini tutmuyor. Hani, yazarlı kendisi yazıyor onu. Şimdi orada yani talimatla bir yazı ona yazmaz. Meydan orada veriyorlar anlamına. Evet, yani hürriyet bile şey artık bir bazı yani, şeyleri. Orada o çocuklar yani iki o konuyu izleyen iki kişi var özellikle. Mehmet Yılmaz, Yakup Yılmaz ve arada sırada Ertuğrul Özkök işin içine giriyor. Evet. Bugünkü şeylerde de var baktım. Evet. Ondan sonra gene onlar baştan beri izliyorlar bu konuyu. Yani o çelişkileri MİT müsteşarı olsun ve ifadeki durumlar ve bilinmezlikler var. O bu davada bilinmezlik, darbede bilinmezlikler var kardeşim. Tamam ben şunu hiç reddetmiyorum. Başından beri izlediğim, 2010'dan beri izlediğim, 2012'de yazımda bunlar şimdi askeri bile kullanma sırası oraya gelecek diye yazan bir insan olarak böyle bir sonucu doğurabileceğini ben kabul ediyorum, biliyorum. Bu darbe onların girişimi. Hiç bu konuda tabii, hiç zerre kadar tereddütüm yok. Fakat darbe günü ve darbe öncesi karanlıklar acaba bu kontrollü darbe mi diye. Bunu Kılıçdaroğlu çok net söylüyor, kontrollü darbe. Ama ben yine şeyim, ben siyaset bir insanı o anlamda değilim yani parti politikası izleyen. Kontrollü darbe olma şüpheleri yoğun bir şekilde var. Öyle mi bilmiyorum ama araştırıp bakıyoruz. Bir sürü soru var ortada gerçekten de. Yani Hakan Fidan ve ona Genelkurmay Başkanı hiç şey olmadıkları halde bir gün önce şeye gidiyorlar. İşte bu diploma törenine ona pek o düzeyde gidilmezmiş. Evet yani. Gidilmez. Yani şimdiye kadar hiç öyle bir şey görülmemiş. Başlamış görüşüyorlar orada. Diploma törenine niye gidiyor Hakan Fidan? Yani şunu deseler anlarım. Ya Hakan Fidan'ın bir tanıdığı, kardeşi veyahut da bilmem nesi vesaire falan orada mezun olacak, diplomasını alacak, törenine katılmak istedi. Bu çok doğal bir şey. İşte dün Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan yan yana geldiler. Böyle bir şey de yok. Bir bu. Ayrıca da daha önce bu Yeni Şafak ifadesini evet, yayınlamış ihbarcı binbaşının. O da sonra MİT'e alınmış. Evet mesela o da enteresan. O da, tutuklandı dediler. O da FETÖ'cü çıktı bilmem dediler. Falan adam, filan. Adam MİT elemanı olarak baştan da MİT'te çalışıyordu da şimdi resmen belki aldılar. Belki de yani tam da bilmiyoruz. Yani evet şimdi açığa çıktığı için artık yani bizim elemanımız havasında yeni aldık havasında olabilirler. Belki de orada gerçekten de MİT'e de şeydi. 2,5'ta vermiş ifadeyi hepsi. Oradan ihbarda bulunuyor vesaire falan. Bak buralar hep karanlık şeyler. Tabii. Burada şöyle bir durum var. Bizim bilmemizi istedikleri her şeyi saklayamazlar ya. Kamuoyunda da bir şeyler söylemeleri lazım. Bizim bilmemizi istedikleri şeyleri sızdırıyorlar. Şöyle böyle. Ama onun ötesindeki olayları biz bilmiyoruz. Mesela ben soruyorum şimdi. MİT, ya kardeşim MİT bunları izleyemiyor muydu bütün bunları? FETÖ en büyük düşmanları. Hükümetiyle. Evet hani birdenbire çıkmadı. Bir 17-25 Aralık miladı var bir kere. En azından, o andan itibaren ne kadar FETÖ'cü varsa MİT'in takibinde olması sen lazım. Sen daha geri git. 2012'ye git. MİT'in operasyonu. 7 Şubat MİT'e yönelik operasyon.
MİT'i ele geçirmek için FETÖ'cülerin bir çığlık çığlığa yaptıkları bütün eylemler, konuşmalar vesaire falan, onun tartışmalarına hep beraber de katıldık televizyonlarda. Ya kardeşim, burada sana yönelik baştan sona şehit deşifre etmeleri, KCK davaları, bilmem ne, oradaki MİT elemanlarını teşhir etmeleri, yani mahkemeleri, cemaat elindeki mahkemeleri hatırlasana. Evet, ve oradan beri gidiyor bu olay. Ve burada bu adamların savaş içinde oldukları, iktidara karşı, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir savaş içinde oldukları o kadar bilmiyorum. Net ki her şey ortada. O zaman şu kontrollü cümlesi şeyinde kalalım. Evet. Bir, çünkü gelmiş reklam aramız. Tamam. İkinci bölümde devam edeceğiz. Sözcü olayı da var tabii. Onu tabii. Hiç konuşmadık. O da ayrı bir evet. Vahim durum. Evet değerli izleyiciler, bugün Orhan Bursalı ile birlikteyiz. Reklam aramızı biliyorsunuz. Saat başı itibariyle tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın diyorum. Halk Kitap Evi'nin sunduğu Yazı işleri devam edecek.